Herkese merhaba. Haberon olarak hazırladığımız Ramazan'a özel mini bilgi yarışmamız için bugün Eyüp Sultan Meydanı'ndayız. Bildiğiniz gibi yarışmamızda 3 tane eğlenceli soru soruyoruz ve bilen yarışmacılarımıza lezzetli mi lezzetli ödüller veriyoruz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden yeni yarışmacılarımızı bulalım ve eğlence başlasın. Merhaba. Merhaba. Haberon'un sizin için hazırlamış olduğu mini bir bilgi yarışması var. Katılmak ister misin? İsteriz, katılalım. Tamam, o zaman başlıyoruz. Sorularımı sormadan önce sizi biraz tanıyalım. Fatma Altunkaya, Ankara'dan geldik. Günübirlik geldik. Hem İstanbul'un bir manevi huzurunu görelim, tadalım. Hem de öyle bir iftarımızı yapalım diye. İstanbul'da nasıl geçiyor Ramazan? Çok güzel, biz çok beğendik. Özellikle de Eyüp Sultan'ın manevi havası bizi çok huzurlu kıldı böyle. Hoşumuza gitti. Ankara'da da bir ayrı güzel geçiyor. Ramazan olunca her yerde güzel ama burasını da çok beğendik biz. Evet. Eşinizi de tanıyalım. Ben Durmuş. İstanbul, yani İstanbul ben direkt söyleyeyim. Bugün günübirlik ilk defa, eşim ilk defa geliyor. Ben daha önce de gelmiştim ama İstanbul gerçekten her şeyiyle bir başkent. Değil mi? Eşiniz şimdi bizimle yarışacak, ona güveniyor musunuz? Güvenirim. Genel kültürü iyidir yani. Değil mi? Tabii. O zaman? Eksiksiz çözebilir. Süper. O zaman zorlanmayacaksın. İnşallah. Heyecanlanmazsam inşallah. Biraz attıysak heyecanımızı sorularıma geçeyim. Ha, olabilir. Başlayalım. Tamam. Başlıyorum. İlk sorumu soruyorum. Hangisi Kanuni Sultan Süleyman'ın eşidir? Kösem Sultan, Safiye Sultan, Hürrem Sultan. Kösem Sultan, yani Hürrem Sultan. Hürrem Sultan. Hürrem Sultan. Doğru bildi. Tebrik ederim. İkinci sorumu soruyorum. Hangisi batıl inanç değildir? Batıl inançları biliyorsunuz. Gece tırnak kesmek ömrü kısaltır. Elbise veya ayakkabı giymeye önce sağdan başlanır. Nazar değmesin diye kurşun dökmek iyi gelir. C şıkkı yanlış tabii ki. Batıl inanç olmayanı soruyorum ama. Olmayanı. Bir de alabilir miyim ben? Tabii. Gece tırnak kesmek ömrü kısaltır. Bu bir batıl inanç mı? Evet, batıl inanç. B şıkkı o zaman. Evet, doğru. Evet, doğru. Son soruma geçiyorum. Hangi ülke Asya kıtasındadır? Peru, Madagaskar, Singapur. Hangisi? Düşünebilirsiniz, acelemiz yok. Çin. Çin. C şıkkı Peru mu diyorsunuz? Hayır, Peru. Peru, Madagaskar, Singapur. 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 Son karar mı? Evet, son karar. Singapur diyor ve doğru söylüyor. Tebrik ediyorum. Eşiniz de sizi de yardımcı oldular çünkü. Hemen hediyenizi şöyle vermek istiyorum. Orucunuzu açtıktan sonra Haberon'un ve Ülker'in size küçük bir armağan olsun diyorum. Hayırlı iftar ederim. Size de hayırlı iftarlar. Teşekkürler, sağ olun. İlk yarışmacımız yanımızdan mutlu bir şekilde ayrıldı. Ben yeni yarışmacımızı arıyorum şimdi. Ramazan'ın başlangıcından beri havalar bize yardımcı oluyordu ama bugün biraz sıcak. O yüzden Eyüp Sultan'a gelen misafirlerimiz de banklarda dinleniyorlar. Bakalım burada benimle yarışmak isteyen birileri olur mu? Merhaba. Yarışmaya başlamadan önce sizi biraz tanıyalım. İsmim Aslan Özdemir. Emekliyim. Kamu kurumundan. 25 sene bu ülkede Arapça tercümanlık yaptım. İstanbul'u çok iyi biliyorum. Sarıyer'de oturuyorum. Çok güzel. Ramazan'la aranız nasıl? Ramazan süper. Cenab-ı Allah bu güzel topraklarda bize oruç tutmayı nasip etti. Hava şartları çok güzel. İnsanlar çok güzel. Sizler çok güzelsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz heyecanınızı attıysak yarışmamıza geçelim. Tabii. Şimdi benim sorularım çok zor değil. Şıklı sorular. Düşünerek cevap verebilirsiniz. Tabii. Belki yardım da alırsınız, bilemiyorum, eşinizden. İlk sorumu soruyorum. Fatih Sultan Mehmet'in babası kimdir? Yavuz Sultan Selim, Yıldırım Beyazıt, II. Murat. Yıldırım Beyazıt. Düşünelim birazcık. Tarih bilgimizi biraz. Biraz heyecan dolayı. 1453'te işte İstanbul'u 20 yaşında fethetmiş. Osmanlı döneminin gelmiş geçmiş en büyük askerlerinden biri olmasın. Evet. Bugünkü heyecan dolayısıyla tabii bir unutkanlık var.
Estağfurullah, oruçtandır mutlaka. Yani. Düşünelim şıkları. Yıldırım Beyazıt, Sultan Yavuz Sultan Selim, II. Murat. II. Murat desem? O zaman bakalım doğru mu? II. Murat cevabınız doğru. Teşekkür ederim. Demek ki ilk akla gelen her zaman doğru oluyor. İkinci soruma geçiyorum. Şeytanla ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır? Gözle görülmez, insanlara zarar verir, kötülük yapmaz. Gözle, yanlış olanı soruyorum. Gözle görülmez. Evet. Ama insanlar içinde her zaman girer. Şeytanın bir tek yerde giremediği, insanların namaz esasında kıbleye uğraştığı zaman şeytanlar oraya ulaşmaz. Evet. Giremezler. Çünkü Cenab-ı Allah'la insanlar o an birebir görüşüyorlar. Evet. O zaman cevabımız hangisi oluyor? Gözle görülmez. Yok, yanlış olanı soruyorum. Ha, pardon. Aha. Gözle görülmez, bunu bildiniz. Tabii. İnsanlara zarar verir mi? Kötülük yapmazlar mı? İnsanlara zarar verir. İnsanlara... Soruyu mu anlamadık acaba? Soruyu anlamadım daha doğrusu. Oruç bugün sizi birazcık biraz zorlamış. Biraz. Yanlış... Yanlış olanı soruyorum. Şimdi siz A şıkkını elediniz. Şeytanla ilgili söylenen diğer yanlış seçeneği arıyoruz biz. Kötülük yapmazlar mı? İnsanlara zarar verir mi? İnsanlara zarar verir elbette. Ama neden yani şeytan işte insanlara... Doğru olan. Tabii. Ha, pardon, özür dilerim. yanlış olan diğer efendim. Evet, doğru. Oruç sizi zorladığı için ben de elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Son soruma geçiyorum. Artık burada tamamen size bırakıyorum cevabı. İspanya'dan feribotla Afrika kıtasına geçmek ne kadar sürer? Coğrafya bilgimizi biraz düşünelim. İstanbul'dan? İspanya'dan. İspanya'dan Avrupa kıtasına yaklaşık... Şıklarımı söyleyeyim. Pardon, tabii. 30 dakika, 20 saat, 3 gün. İspanya'dan feribotla Afrika'ya. 30 dakika. Doğru. Hiç tereddüt etmedi. Tebrik ediyoruz. Yarışma süper. İnsanlarla birebir olmak, insanları tanımak her şeyden güzel. Teşekkürler. Bu arada hediyeniz de geldi. Sağ olun. Orucunuzu. Ülkene teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Orucunuz açtıktan sonra ağzınız tatlansın diyoruz. Hoşça kalın. Önce yarışmacımızı biraz tanıyalım. Adım Sevinç Yılmaz. Şeyden geldik, Körfez'den. İlkokul mezunuyum, ev hanımıyım. Evet. İstanbul'da Ramazan nasıl? Çok güzel. Hayat burada daha da güzel. Gezdiniz mi İstanbul'u bugün? Her yeri gezdik. Nerelere gittiniz? Yuşa Hazretleri'ne, Hüdayi Hazretleri'ne, bütün Sultanahmet'i, bütün mübarekleri gezdik ve en son buraya geldik. Burada da iftarımızı açıp namazımızı kılıp sonra Allah nasip ederse yolculuğumuza devam edeceğiz. Harika bir gün geçirmişsiniz. Evet, çok güzel, dolu dolu. Günün sonunda da biz sizi tanıdık. Evet, evet. İnşallah tatlı bir sürpriz yapacağız size. Evet, inşallah. İyi ki ben de biz de tanıdık sizi. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biraz heyecanımızı attıysak sorularıma geçiyorum. Tamam, attım. Geçelim. Tamam, ilk sorumu soruyorum. Ahtapotların kaç kalbi vardır? Bir tane, iki tane, üç tane. Düşünelim biraz. Kaç tane olabilir bir ahtapotun kalbi? Bir mi? Üç. Üç. Üç mü? Üç diyelim. Üç. Evet. Siz ne diyorsunuz? Üç biliyorum. Ben de iki diyorum ama. Bir. Üç diyorum ben. Üç diyorsunuz. Evet. Sizinle yarıştığımız için sizin cevabınızı kabul ediyorum ve doğru cevap veriyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Duymuştum bir kere. Evet. İkinci soruma geçiyorum. Amerika'nın New York eyaletini biliyorsunuz. Evet, evet. Burada kaç tane köprü vardır? İki tane, 20 tane, 2000 tane. İki tane biliyorum. New York çok büyük bir yer ama. O zaman 20 bin mi diyelim? Düşünelim, siz cevap verin. 20 bin mi diyeyim? 2000. 2000. 2000 mi? Evet. Bakalım doğru cevap mı? Doğru.
Tebrik ediyorum. Son sorumu soruyorum. Günlük hazırlanırken çok uzun sürer mi hazırlığınız? Yok, çok kısa. Kısa. Harika, bir bayan için evet, süper. Evet, çabucak hemen. Ama bazı meslek grupları ne yazık ki hazırlanmaları uzun sürüyor. Ev hanımları çabuk. Mesela çalışan hanımlar için daha farklı, daha bakımlı oluyorlar. Biz biraz saldık kendimizi bu hayatta. Estağfurullah, gayet güzel görünüyorsunuz. Ben şimdi bu hazırlıkla alakalı bir soru soracağım. Bir astronot kıyafeti giymesi için yaklaşık kaç dakika harcar? Astronot kıyafetini giyerken yaklaşık kaç dakika harcar? 5 dakika, 45 dakika, 3 saat. 5 dakika diyorum. Astronot kıyafeti biraz sanki zor. Uzaya çıkacaklar. 3 saat mi? 45 dakika mı diyelim? 45 dakika diyelim. 45 dakika mı? Son kararımız. Son kararımız. Bakalım 45 dakika doğru cevap mı? Doğru. İftarınızı açtıktan sonra teşekkür tatlı ederim. Tatlı yemeniz dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Allah oruçlarınızı kabul etsin diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Eyüp Sultan, cıvıl cıvıl Eyüp Sultan iftara doğru son saatlerini yaşıyor. Ve tüm İstanbul'da tabii ki biz de yeni yarışmacılarımızı arıyoruz. Biraz da genç arkadaşlarımızla yarışalım istiyorum ben. Bakıyorum burada aradığım genç kanı buldum sanki. Merhaba. Merhaba. Önce yarışmacımızı biraz tanıyalım. Merhaba, ben Gizem. 22 yaşındayım. Okuyor musun, çalışıyor musun? Öğrenciyim. Ne okuyorsun? Eczacı yardımcılığını okuyorum. Harika. Nasıl gidiyor öğrencilik hayatı? Güzel geçiyor. Bugün son sınavıma girdim. İnşallah bu sene mezunum. İnşallah çalışma hayatına başlayacaksın. Kesinlikle. Ramazan nasıl geçiyor? İstanbul'da Ramazan nasıl? Sıcak malum. Güzel geçiyor. Hem de Ramazan'ın en güzel hissedilebildiği yerlerden birinde. Sultan'dayız. Değil mi? Evet. Biz de sana rastladık. Ne güzel oldu. Yarışmak istiyoruz. Eğer heyecanını da attıysan yarışmamıza başlayacağım. Hazırım. İlk sorumu soruyorum. Bekliyorum. Titanic'i izledin mi? Evet. Nasıl filmdi ama? Çok duygusal. Hepimiz çok ağlamıştım. Hepimiz ağladık. Şimdi bu sorum Titanic'le alakalı. Titanic'in enkazı kaç yılında bulunmuştur? Bu filmde geçiyordu. Bak sana ipucu da verdim. Şıklarımı okuyorum. 1885, 1985, 2005. Ya 1885 ya da 1985 olması gerekiyor ama 2005 değil. Evet, ilkini eledin o zaman. 1995. Öyle bir şıkkım yok. 1985. 1985. Bakalım doğru mu cevabımız? Doğru. Evet, alkış hak etmiyor mu yani? Sonraki soruma geçiyorum. 60 saniyede top sektirme rekoru kaçtır? Yani 60 saniyede bir insan en fazla ne kadar top sektirebilir? 39, 139, 339. 39'dur. 139. 309. Şimdi hepsini denedim. Ben bir tanesini kabul edeceğim. Biraz düşünebilirsin. 60 saniyede 109. Öyle bir şıkkım da yok. Şimdi 39'u elemiş oldun o zaman. 139 ve 339 kaldı. Bu bir rekorsa eğer kaç olabilir? O zaman 339'du sanırım şık. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım doğru mu cevabımız? Evet, doğru. Tebrik ediyorum. Öyle mi gidiyor gerçekten? Kötü mü gidiyor? İyi gidiyor, iyi. Değil mi? Siz güveniyorsunuz arkadaşınıza. Güveniyorum. O zaman arkadaşınız için bu ödülü kazanın diyorum. Son sorum. Hayvanlara karşı alerjiniz olduğu ya da ismini duymak istemediğiniz bir hayvan var mı? Zehirli yılanlar. Ay, zehirli hayvanlar düzeltiyorum. Akrep ya da yılan. Vallahi ürkütücü geliyor. Soruma nokta atışı yaptınız. Sorum onlarla alakalı. Yılanların görüş mesafesi yaklaşık ne kadardır? Şıklarımı söylüyorum. 2 kilometre, 200 metre, 2,5 metre. 2,5 metre. Hiç tereddüt etmeden.
Yani mantıklı düşününce. Evet. Harikasın. Bu soruyu da doğru cevapladın ve ödülünü kazandın. Bakalım ödülün neymiş? Orucunuzu açtıktan sonra tatlı tatlı yersiniz diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yarışmacılarımızı aramaya devam ederken biraz da Eyüp Sultan'ın bu enfes havasını soluyalım istiyorum. Hep beraber bir yandan da gezelim bakalım. Nefis yemek kokuları yükseliyor. Bizim için de günün son saatleri olduğu için tabii biraz zorlu ama yarışmamıza devam ediyoruz. Bakalım burada belki de bizimle yarışmak isteyen birileri vardır. Merhaba. Merhaba. Önce biraz sizi tanıyalım. İsmim Şükran Çalışkan, soyadım. Harika. Kaç yaşındayız? Yaşımı sormasan olmaz. Olur, hemen atlayalım bu konuyu. Nereliyiz? Atlayalım. Karslıyım ben. Evet. İstanbul'da Ramazan nasıl geçiyor? Çok güzel. Heyecanınızı biraz attıysak ben de bu eğlenceli yarışmaya bir an önce geçmek istiyorum. Tamam, olur. İlk sorumu soruyorum. Dünyada bir yıl içerisinde kaç fincan kahve tüketilir? Tüm dünya genelinde. Tüm dünya. Aha. Şıkları söylüyorum. 400 bin fincan, 400 milyon fincan, 400 milyar fincan. 400 milyardır. Doğru. Tebrik ederim. Kahve seviyorsunuz galiba. Çok. Kahve günümüz yok. İnşallah olacak birazdan. İkinci sorumu soruyorum. Hiç Kapadokya'ya gittiniz mi? Hayır. Gitmek ister misiniz? Evet. Çok istedik ama o bir türlü olmadı. Evet. O zaman belki yardımcı olabilirsiniz. Bu soru çünkü Kapadokya ile alakalı. Kapadokya'da kaç adet sıcak hava balonu vardır? Bu uçan balonlardan bahsediyorum. 19, 90, 195. 90'dır herhalde. Emin miyiz 90 oldu? 190. 195. 195. Bakalım doğru mu? Evet doğru. Tebrik ediyoruz. Hediyemiz için son sorumuz. 1 kiloluk şeker kutusunda yaklaşık kaç adet küp şeker bulunur? Evet. Kopya vermeyelim ama. 36, 180, 360. 360. Harikasınız. Kazandınız. Hemen hediyemizi alalım. Tepelerden geldi hediyeniz. Buyurun. Teşekkür ederim. İftara doğru dakikalar ilerlerken Eyüp Sultan'ın misafir sayısı da hayli artıyor. Burada 7'den 70'e herkesi görebilirsiniz. Her milletten insana rastlayabilirsiniz. Bakalım burada gözüme kestirdiğim bir teyzem var. Acaba o benimle yarışmak ister mi? Merhaba. Merhaba. Teyzeciğim önce seni biraz tanıyalım. Evet, ismim Hayriye Kırca. Nerelisin? Muşluyum. İstanbul'da mı yaşıyorsun? Hı hı, Kocaeli'de, İzmit'te yaşıyorum. İstanbul'a gezmeye geldin sanırım. Gezmeye geldim. Ramazan nasıl geçiyor? İyi geçiyor Allah'a şükür. Oruç zorluyor mu? Yok, elhamdülillah. Her şey harika o zaman. Evet. Benim sizin için hazırlamış olduğum 3 tane soru var. Bu 3 soruyu doğru cevaplarsanız harika bir hediyem olacak. Söylersen, bilirsem söylerim. Tamam, o zaman ilk sorumu soruyorum. 2007 yılında Türkiye'de klonlanan ilk koyunun adı nedir? Koyun klonlamak, hani var olan bir koyunun kopyasını yapmışlar 2007'de. Bu koyunun adını ne koymuşlar? Bunu soruyorum. Oyalı, Dolly, Kınalı. Düşün bakalım hangisi olur? Kınalı. Kınalı. Tekrar söyleyeyim şıklarımı. Oyalı, Dolly, Kınalı. Dolly, Dolly. Donalı. Oyalı. Oyalı. Doğru cevap verdi. Tebrik edelim. Harikasınız. İkinci sorumu soruyorum. Dünyada birçok element var. Peki bunlardan en çok bulunanı, dünya üzerinde en çok bulunanı hangisidir? Kalsiyum, hidrojen, oksijen. Hidrojen. Hangisi? Oksijen. Son şık yani. Doğru cevap verdi. Tebrik ediyoruz. Son soruya bakalım.
Gezmeyi çok sever misiniz? Evet, hem de nasıl. Oo, şehir şehir geziyor musunuz? Evet. Hangi şehirlere gittiniz? Neredeyse gitmişim. Her yere. Vallahi neredeyse gitmişim. Harika. O zaman bu soruda zorlanmayacaksınız. Yok, zorlan bilmiyorum da. O zaman soruyorum. Dört coğrafi bölgeye komşu olan il hangisidir? Yani dört farklı coğrafi bölgeye de komşu olan ili soruyorum. Adapazarı, Sakarya, Malatya, Bilecik. Malatya, Bilecik mi? Bilecik mi? Bilecik. Son kararımız mı? Evet. Son kararımız diyor. Bakalım, Bilecik. Doğru cevap, tebrik ediyoruz. Alkışlayalım, harikaydınız çünkü. Teşekkür ederim. Hayırlı günler olsun. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı iftarlar. Merhaba. Merhaba. Haberonun sizin için hazırlamış olduğu harika bir yarışma var. Bilebileceğiniz sorulardan oluştuğuna eminim. Benimle yarışmak ister misin? Evet, isterim. Önce biraz sizi tanıyalım. İsmim Filiz. İstanbul'da yaşıyorum. Evet. Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan iyi geçiyor çok şükür. Çocuklar yanından ayrılmayın. İyi geçiyor. Harika. Çocuklarınızla birlikte iftar açmak evet, için. Evet, iftar için geldik arkadaşlarımızla. Eyüp Sultan'da iftar nasıl? Güzel, çok güzel. Daha da güzel. Benim de size iftarınızı açtıktan sonra çok güzel bir hediyem olacak. Sorularımı bilirseniz. Tamam, inşallah bilirim. O zaman yarışmamıza başlıyoruz. İlk sorumu soruyorum. Bir insanın ortalama 65-70 yıl yaşadığını varsayarsak, kalbi hayatı boyunca yaklaşık kaç kere atar? İlk 26 milyon kez, 900 milyon kez, 2,5 milyar kez. 2,5 milyar kez. Hangisi olabilir? Yani 70 yıl yaşadığını varsayarsak. 2,5 milyar mı acaba? En yükseğidir herhalde. Bir dakika düşünüyorum şu anda. Bir dakika dur, tamam. Dur, düşünüyorum. Yani 70 yıl yaşarsa herhalde 2,5 milyar kez mi atar? Eğer cevabınız buysa bakıyorum. Tamam, bu. Bakalım. Sizce doğru mu bildi? Bilmiyorum. Evet. Bakıyorum. Doğru. Tebrik edebilirsiniz annenizi. İkinci soruma geçiyorum. Tamam. 911, bu bizim ülkemizdeki 155. Evet. 911'i en fazla arayan kişi kaç kez aramıştır? 911'i, yani polis ihbar hattını, yurt dışındaki polis ihbar hattını arayan kişi en fazla kaç kez aramıştır? 90 kere, 5000 kere, 27000 kere. Yani 5000 kere değildir, az gibi geldi bana. Hı hı. 90 kere de değildir. 27000 midir arkadaşlar? Kopya verin azıcık ya. 27. Yani sanki çok fazla ararlar gibi geliyor bana. 27000. Ya 27000 mi olsun? Olsun diyorsanız cevabıma bakacağım. Tam 27000'dir. Bakalım. Seyirci desteğini de arkanıza aldınız ve doğru cevapladınız. Evet. Son soru. Hayvanları sever misiniz? Severim. En sevdiğiniz hayvan hangisi? Kedileri severim, köpekleri severim, hepsini severim, kuşları severim. Ne kadar güzel. Ben de size kaplumbağa ile alakalı bir soru soracağım. Bir kaplumbağanın tek ayağında kaç parmak vardır? Tek ayağında kaç parmak? He. 1, 3, 5. 5 mi sanki? Ben de bayana bakıyorum. Sultan Bey kaç? Bu zamana kadar iyi yarıştınız. Bence kendinize güvenin. 5 mi, 3 mü? Sanki 5 gibi geldi hani. Dur. 5 mi? 5 mi? 5! 5! 5! Kaç? 5! 5 diyorlar, doğru söylüyorlar. Harikasınız. Anneniz sizin için harika bir ödül kazanmış. Merhaba. Merhaba. Benim çok güzel bir yarışmam var. Katılmak ister misin? Katılırız. Çocuklarla beraber. Harikasınız. Başlayalım. Önce biraz sizi tanıyalım. Gülay Karaduman, ev hanımıyım. Çocuklarımla bugün burada iftar yapmak için buluştuk. Harika. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da Ramazan nasıl geçiyor? İstanbul'da her şey çok güzel.
her şey bir arada İstanbul'da. Ne ararsan, nasıl yaşamak istersen İstanbul'da yaşıyorsun. Ülkemizin her yeri öyle değil mi? Evet ama İstanbul başka. Ben ülkemi dolaştım biliyorum ama tabii her tarafın kendine özgür bir güzelliği, özelliği var ama İstanbul çok başka. Peki Eyüp'te Ramazan nasıl? Çok daha başka. Değil mi? Buranın manevi havası size neler hissettiriyor? Kesinlikle öyle. Burada hani zaten diyorlar ya, buraya gelmekle yarı Kabe'ye gitmiş gibi oluyorsun diye, hakikaten öyle oluyor. Bir de tabii Peygamber Efendimiz'i evinde misafir etmiş, o şerefe nail olmuş bir kulu ziyaret etmek bizim için ayrıca çok daha güzel. Burada çok başka her şey, çok güzel. Ramazan özellikle güzel ama ben Ramazan'ın dışında da buraya ayda iki kere en az geliyorum. Çok güzel. Burası çok keyifli benim için. Evet. Stresimi ben burada atıyorum. Evet, sohbetimiz çok tatlı ama benim daha tatlı hediyelerim var, bu yüzden yarışmaya geçmek istiyorum. Tamam, benim de kan şekerim düşmüşken hazır. Süper, o zaman ilk sorumu soruyorum. Asya kıtasında ne kadar insan yaşamaktadır? 4 milyon, 4 milyar, 4 bin. 4 milyar. Emin miyiz? Eminim. Bakalım doğru mu? Sence doğru mu? Evet. Doğru. Harikasınız. İlk soruyu doğru cevapladınız. İkinci soruma geçiyorum. Pisa Kulesi'nin yapımı kaç yıl sürmüştür? 2 yıl, 20 yıl, 200 yıl. 20 yıl mı? Pisa Kulesi çok devasa bir kule. 200 yıl sürmüş olamaz herhalde. Sürer mi? Sürmez mi? Sürer. Ama o dönem eskiydi. Oo, güzel mantık. O zaman 200 yıl. Yamuk zaten. Yamuk mu gerçekten? Evet. Herkes bunu tartışıyor. Sence de yamuk mu ya? Evet. Ben YouTube'da gördüm. Peki, sizin cevabınız ne o zaman? 200 yıl mı çocuğum? 200 yıl mı? Bakalım. Bence 20. Doğru. Tebrik ediyorum. Son soruma geçiyorum. Albert Einstein ülkemize kaç kez gelmiştir? 3 kere? 4 kere? Hiç. Hiç. Bence de hiç. Gelmemiş mi? Gelmemiştir. Az önce o kadar bahsettik, İstanbul güzel vesaire, hiç gelmemiş midir gerçekten? Bence 3 kere gelmişti. Fikrin değişti. Bakalım. Gelmiştir diye düşünüyorum ben, gelmemiştir diye düşünüyorum. Emin miyiz? Eminim. Bakalım, sen ne düşünüyorsun? Aştan bence gelmemiştir. Bence... Neydi? Eğer gelmediyse çok şey kaybetmemiş midir? Evet. Evet. Bakalım cevabımıza. Doğru cevap. Hemen hediyemizi alalım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bakalım. Oo, çocuklar kaptı bile hediyeyi. Evet. Nasıldı yarışma? Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de emeğinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar size de. Ülker sponsorluğunda hazırlamış olduğumuz Ramazan özel bilgi yarışmamız bugün de sona erdi. Katılan tüm yarışmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz.